Herkese merhaba, benim adım Sercan. CoinTurk TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Eğitim serimizin 8. videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Peki bu videoda ne göreceğiz? Bu videoda arkadaşlar stop loss kavramını işleyeceğiz. Stop loss nedir ve nasıl kullanılır onu göstermeye çalışacağım sizlere. Dilerseniz hemen sizlere telefonumun ekranına alayım. Arkadaşlar telefonumun ekranına öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Stop loss işlemi aslında bir nevi zarardan kurtarmak. Yani bir şeyleri kabullenip öncesinde kestirip eğer şu fiyat şunun altına düşerse beni oradan piyasadan çıkar demek arkadaşlar. Peki bunu nasıl uygularız? Hemen dilerseniz onu göstereyim. Finans borsasına girdikten sonra arkadaşlar burada alttaki menülerden piyasalar kısmına geliyorsunuz. Artık buna aşinasınız. Ve burada bir coin seçelim. Bir önceki videolarda Ape coin üzerinden hareket etmiştik. Ve burada gördüğünüz gibi Ape USDT yazıyor. Bunu aynı şekilde buradan da arata biliyorsunuz. USDT kavramına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Karşımıza alım satım işlemine geçmeden önce grafik analizi yapabileceğimiz bir ekran çıkıyor. Biz şu an bunu sat menüsü uygulayacağımız için hemen aşağıda sat menüsüne tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada stop limit seçili ama sizde bu seçili olmayabilir. O yüzden bu limit emri olarak gelecektir ve burada arkadaşlar limit emrine tıkladığınız zaman tekrardan burayı stop limit olarak seçiyorsunuz. Ve aşağıda farklı farklı üç tane menü açılıyor. Birincisi stop, ikincisi limit, üçüncüsü miktar ve yüzdelik dilimler ve elimdeki toplam USDT miktar. Şimdi burada arkadaşlar Ape coin'imizin fiyatına baktığımız zaman 7.12 centi gösteriyor. Buradaki stop ne anlama geliyor peki? Stop demek arkadaşlar aslında borsaya senin belirlediğin fiyat üzerinden borsaya tetikte ol emrini vermek. Bunu da nasıl yaparsınız? Demiştim ya şu an 7.14 setlerde olan ip coin'e biz diyoruz ki analizimizi yaptık. iyice bir kafaya oturttuk. Bu coin düşecek diyoruz ve bu coin'imizin düşeceği miktarlar örnek veriyorum. 7'lere düşecek diyoruz. 7'lere düştükten sonra borsa diyoruz tetikte ol. 7'nin altına sarktı Zaman beni bu EIP 6.7'lerden 6.7lerden çıkar. Ben buradaki aradaki zararı kabul ediyorum. Ama buraya da işte birazcık sarkma payı bırakıyorum diyorum. Yani 7'nin altına düşebilir ama düşer düşer 6.9'a düşer 6.8'e düşer tam 6.7'ye değecekken değmeden geri dönüş yaparak arkadaşlar zirveye doğru gitmeye devam edebilir ya da tersi bir şekilde ben buradaki zararı kabullenmişimdir. O yüzden 7'nin altına düşer 6.9'lara düşer 6. 68'lere düşer. 6 7'lere düşer ve 6.6'lara düşer arkadaşlar. Sizi piyasadan çıkarmış olur. Siz oradaki zararı kabullenmiş olursunuz ki daha fazla zarara girmeyesiniz diye. Ve buradaki yüzelik dilimlerle arkadaşlar %100'ü seçerseniz, saat butonuna tıklarsanız arkadaşlar emrinizi girmiş olursunuz. Peki bu işlem al menüsünde nasıl oluyor? Al menüsüne geldiğiniz zaman genellikle bu aslında şöyle bir şey var. Al menüsünde çok fazla tercih edilmiyor. Okuduğum kaynaklarda profesyonel trader tercih ettiği bir parametre al menüsü. Ama onu da anlatmakta yarar var. Şimdi diyelim ki profesyonel bir traderız. Kripto paralarını takip ediyoruz ama zaman ayıramıyoruz. Gündelik işlerimiz çok yoğun ve ben burada diyorum ki arkadaşım ben bu coin üzerindeki analizimi yaptım. Bu coin 8'e kadar çıkacak şu saate kadar. Emrimi giriyorum 8'e ve 8'in üstüne çıktığı zaman diyorum ki 8.5'lerde bana alım işlemi gerçekleştir ve buradaki yüzdelik miktarını elimdeki paranın %100'lük miktarıyla arkadaşlar Ape al dersem stop limit emrimi girmiş ve şuradaki açık emirler kısmında arkadaşlar detaylı bir şekilde görmüş oluyorum. Evet bu videoda sizlere stop loss işlemi nasıl gerçekleştirilir onu göstermeye çalıştım. Eğer ki videodan yarar sağladığınızı düşünüyorsanız lütfen videoya beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.